Hoş geldiniz sayın seyirciler. Tekrar birlikteyiz. Gökhan Linç'le birlikte Live Plus ekranlarında spor sayfasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ali Koç Ergin Ataman gerginliğinde kalmıştık. Gergin Ataman. Tamam devam edelim. Bitti bunu konuştuk ya. Ha devam edeceğiz mi daha? Aldın mı? Soğudu mu için? Soğudu. Tamam, abi. Neler söyledik söyleyecek. Seçimden dönenin kaşığı kırılsın. Akşam gazetesi. Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 7 kişi imrasızlığa konulan tedbirin kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Onları affetmiyorum ama seçimden dönenin kaşığı kırılsın diyor. Dün TRT Spor'a katıldı galiba. Oradaki açıklamaları mı bu? Bir kaynak gösterilmemiş. O konuda bir durum yok. Ama 7 kişi şampiyonluğa giderken idari imrasızlığa konulan tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ben o 7 kişiyi affetmiyorum. Camianın beklentilerini yoğun gördüğümüz anda aksiyonu da alırız. Destek görmezsek çekiliriz. Seçim süreci maddi gelirler açısından hiç sağlıklı bir süreç değildir. Galatasaray'ın sponsorları var. Kredibilitesi var. Var mı hala acaba? Kredibilitesi ya Türkiye'de herhangi bir şeyin kredibilitesi var mı bilmiyorum. Olacaksa doğal halinde olsun ama gerekirse seçimden döneninde kaşığı kırılsın açıklamasında bulun. Ne kadar daha görev süresi var? Daha var eğer şey olmazsa. Daha yeni seçildi abi. Tamam. 2 senesi daha var. Yani ne gerek var? Neye? Seçimden dönenin kaşığı kırılsın. Ama şimdi bu hikaye var ya mahkeme kararları falan filan. Yani bunlar durdur diyor. Karşı taraf kaldırın bunu diyor. Gel abi geçelim bu haberi. Bu haberi Gökhan Linç kaynak göstermedikleri için sevmedim ya. Başkan Cengiz Fatih Terim'in heykeli dikilecek mi sorusuna şu yanıtı verdi. Heykeli zaten gönüllere dikilmiş. Müzede olmasından yanayız. Gelen bilgi ise müzeye sığdıramadık onun heykelini. Olmasını isterim, olmasına çalışacağız diyor. Bu ne demek abi ya? Yapacak mısın, yapmayacak mısın abi? Yakacağız diyor, dikeceğiz diyor. Nereye dikecek onu bilmiyor. Ne ya, onu da söylemiyor ki ya, müzede olsun diyor. Müzede yer kalmamış yani. Müzede Fatih Terim heykeline yer mi bulamadınız abi kocam? Gittik biz seninle müzede, bir tane Fatih Hoca. Ya girişe dik işte, böyle herkesi karşılasın böyle bir. Müzede niye olsun abi? Sokakta yapsana ya. Yani sokakta stadın yapma, önüne yapsana abi. Stadın önüne yap. Alex Ferguson heykeli gibi stadın önüne çok güzel olabilir aslında. Stadın önüne yap, Florya'ya yap değilse yap girişine. Ali, eğer müzede bir heykel yapacaksan Ali Dürüst'ün heykelini koy oraya. Ya çirkinleşme yine ya. Ali Dürüst'ün heykeli. Ne yaptı Ali Dürüst? Vicdanı abi? Olanlar Galatasaray'da son maçlarda kullandı demez diyor. Ben vicdansızım o zaman. Öyle mi demiş? Öyle demiş bak. Vicdanı olanlar Galatasaray son maçta kullandı diyemez diyor. Son maçta. Başakşehir maçında. Ha yok canım, öyle bir şey yok. Onu demiyor mu? O bahsettiği şey o değil mi? Orada bir kullandı. Vicdanı diye. Olanlar Galatasaray son maçta kullandı diyemez diyor. Başakşehir maçı yani son maç. Yok ben onu söylüyorsa bilmem de ben son maçlarda kullandım. Orada iki yakaladım. Bu sefer sen durup dururken şimdi şeye de girecektin. Başakşehir maçında da Galatasaray kullandıya girecekti. Öyle algılanacaktı. Yok canım, Başakşehir'i kullandı yok canım. Yani şey, geçelim. Galatasaray'ı kullandı yok. Geçelim. Şampiyonluk Fatih Terim'in bu sözleriyle geldi. Allah gelsin. Sahaya çıkın, hesabı kapatın. Türk Telekom stadında önceki akşam oynanan Başakşehir mücadelesinde ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı Kırmızıları, soyunma odasında teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı konuşmanın şahlandırdığı ortaya çıktı. Terim'in sahaya çıkın ve şampiyon gibi oynayarak taraftarımız önünde 22. zaferimize ulaşın. Uzanın. Bunu başarabilecek güçteyiz. Başaracağız sözleri sonrası havaya giren oyuncuların maçı çevirip şampiyonluğu kazandığı öğrenildi. Ya abi ne olacak mesela şimdi? Hadi çıkın maçı kazanın, şampiyon olun filan. Yani, tamam güzel, hoca bu motivasyonu yapmıştır filan da. Yani oyuncular da mesela evet ya hoca bunu söyledi, çıkalım biz bu maçı alalım filan. Hani böyle bir durum mu oluyor abi? Hayır şöyle oluyor. Mesela moralin bozuk oluyor. Seni uyandırabiliyor. Tamam abi itiraz yok. Aynı konuşmayı o zaman birinci maçında yapsaydı abi. Yapmıştır zaten. Tamam birinci 1-0. Tamam biz olmadı. Şimdi daha her sertini zaman, yapmıştır. Olmaz her zaman işte. Dozu biraz açmıştır. Gazı biraz açmıştır. Yani, bak o ama gazı açmıştır demiyor burada. Sahaya çıkın ve şampiyon gibi oynayarak taraftarımız önünde 22. zaferimize uzanın. Ya bu mesela bunu söylemek için Fatih Terim olmaya gerek yok ki mesela. Ben de olsam devre arasında derim ki arkadaşlar seyircinin önündeyiz. Ne yapıyorsunuz, bir kendinize gelin. Bir çıkın maçı çevirin de şampiyon olalım derim yani. Bunu herkes der. Fatih Terim olmaya gerek var mı bunun için? İnandırmak için Fatih Terim olmaya gerek var. Sen söylesen kimse inanmaz.
Ama zaten bol konuşulur yani. Ne konuşulacak abi? 1-0 geridesin. Ne o? Yani ne yapacak? Mavi boncuk mu dağıtacak Fatih'e? Mustera'cığım al sana hocalar... çok güzel gelip pasta nefis verdin adamın ayağına yani falan birkaç mı? Hocanın soyunma odasında olduğum için şuradan söyleyebilirim. Mesela bazı hocalar vardır devre arasında bir 5 dakika. Hiç konuşmaz. Konuşmaz. Ya girmez mesela soyunma odasına girmez. Hoca da girmiyor galiba 5 dakika. Bir 5 dakika kendi odasında kalır. Sonra çıkar. Başlarlar saydırmaya. Kimisi bazı oyuncuların performansını arttırmak için bireysel takılır. Kimisi de oyun nasıl bir sonuçlandı ilk yarıda belli bellidir yani onun kafasında. Ne söyleyeceği de bellidir. Gelir bütün takıma bir böyle bir uyandırma yapar. Fatih Hoca bunu çok iyi yapıyor. Fatih Hoca'nın olayı bu. Yani ben abi bu soyunma odası konuşmaları falan filan bana çok gerçekçi gelmiyor ya. Yani ben bunun mesela birebir gerçek olduğunu inanmıyorum. Zahaya çıkın, hesabı kapatın bir an. Fatih Hoca'nın... Bunlar masa başı haberi gibi geliyor bana. UEFA Kupası soyunma odası görüntüsünü alıp verin abi arkadaşlar. Sezer onu bir hazırlasana. Şimdi gerçek değil diyorsun da buna çok benzer. Hazırlama boş ver, üzerinden çok zaman geçti. Eleştirdiğimiz şeyi biz yapmayalım yani. 20 aynen. Senede bir tane kazandık. Aynen abi onu mu konuşacağız? Ya Fatih Hoca bir tane şahane bir soyunma odası konuşması yapmış. Bence ben mesela bunlar paylaşılabilir ya sosyal medyada. Galatasaray Kulübü sosyal çekmiştir herhalde. Bunun hikayesini yaparlar zaten. Bence yapsınlar. Orada görürüz yani hesabı kapatın falan diye bir şey yoktur ama orada. Olabilir ya hesabı kapatın. Abi hayır hesabı kapatın. Yani kimle hesabımız var bizim? Yani Başakşehir hesabımız mı var? Hesabım var galiba. Hesabı kapatın ya bitirin de gidelim. Yani hani bitirin. Tamam onu zaten söyle. Bak şu cümleyi söylemesi. Yani abi şimdi masa başı olduğu oradan belli. Yani bunun. Sahaya çıkın ve şampiyon gibi oynayarak taraftarımız önünde 22. zaferimize uzanın. Yani uzanın. Hani uzanın. Alın yani. Alın şunu beyler alın ya. Maçı alın. Alın. Hadi bakayım. Yani bana masa başı haberi gibi geliyor bu. Yani ki devam eğer, et. Haksızlık ediyorsam da lütfen kusura bakmasın. İmza da yok zaten haberde. Arda ve Burak'a yaz dostum. 2016'da Ami takımdan ayrılan Arda ve Burak Kosova maçıyla geri dönünce Barış Manço'nun şarkısıyla terime gönderme yapmıştı. 22. şampiyonlukta stat hoparlöründen bu şarkı yükseldi. Rövanş alındı. Aaa. Yaz dostum. Ben bunu söylediklerini hatırlıyorum. Vallahi doğru güzel haber ha. Dün bizim Suat da böyle bir Rejide mi? Bir Rejide Suat da böyle bir tweet attı dün. Demek ki arkadaş oradan almış yürümüş. Bir ver bakalım ver. Suat'ın attığı tweet'i ver. Sen de ver. Mustafa ya bir daha. Tut etleri. Hadi sen çok siz benim Mehmet Ağa. Bir gün öder hesabı. Yastaklara gir daha. Tüm sözleri kitabı. Sen siz benim Mehmet Ağa. Bir gün öder hesabı. Abi şimdi bunu Fatih Terim'e mi söylediler diye konuşmuştuk. O zaman öyle konuşulmuştu ama ben eğleniyor da olabilirler ama eğleniyorlarsa niye bunu paylaşıyorlar? Niye başka bir şey paylaşmıyorlar da bunu paylaşıyorlar? Bir sürü şey ya. Bilemeyiz yani. Niyetleri ne olduğunu bilemeyiz ama biraz görüntü sanki hocaya gibi algılanmıştı o zaman. Fatih Hoca'ya. Çok net ya. Değil mi? Ama Galatasaray şimdi, Kulübü niye bu iki oyuncuyu bu kadar ciddiye alıyor? Fatih Hoca ciddiye alıyor demek konsantrasyonları ki. Bu olmamalı. Fatih Hoca da ciddiye almıyordur. Oradan biri söylemiştir. Hocam böyle şampiyon olursak bu şarkıyı çalalım falan diye. O da çalın demiştir. Onu sormazlar kimse Fatih Hoca'ya sormaz onu. Soramazsın yani. Ne çalalım diye soramazsın. Bunu çalalım mı diye ne çalarsan çal abi ben onunla mı uğraşacağım falan filan der yani. Acun'un programında da söylemişler. Şimdi bizim Sinan mesaj atmış. Tüm Türkiye'ye de söylettiler hatta demiş. O Ses'te söylemişler. O Ses yılbaşı programında galiba. Orada da varmış. Bir uzantısını da atmış hatta. Yani şimdi tamam da abi bu Arda ile Burak yani 2016'da böyle 2016 mı bu? Evet. 2016'da böyle bir şey paylaşıyorsa, söylüyorsa. Üzerinden 3 sene geçmiş abi. Ben, buna mı yatıyorsun? Ben yani? Hatta anlamadım bile ya. Yani dün işte niye bu şarkıyı çalıyorlar falan diye de konuştuk hatta ya. Bir aklıma bile gelmedi böyle bir bizim şey. Bizim statta aklımıza şey gelmişti. Fenerbahçe'yle 3 şampiyonluk fark oldu ya. Hı. Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı falan. O gelmişti aklımıza. O da olabilir mesela. Hayır bir de Necati de söylüyor bu şarkıyı. Necati'nin paylaşımını da görmüştüm ben.
Şarkı çalındığını ben hatta öyle dedim. Ben şarkının çalındığını ben de duymamıştım. Statta değildik ya biz. Yani bu çocuklar ya olabilir abi bu. Ya bu çocuklar Galatasaray'a yıllarca emek verdiler abi. Ya birisi altyapısından yetişti abi. Yıllarca para, emek verdi bir de para kazandırarak gitti ikisi de. Dünyanın parasını kazandırdılar. Ya Arda ve Burak şu anda kendini mesela çok iyi önemsemişlerdir abi. Yani koskoca Galatasaray kulübü şampiyon oluyor. Hala beni... Yaz tahtaya al, yaz dostum, al haftaya... Sarı yaz... çizmeli Mehmet abi. Mehmet abi, ha, öyle. Öder hesabı. Öder hesabı. E ödemiş işte hesabı. Yani çok... Suat geldi mi, rejide mi? Suat'ın attığı tweet'i bulun ya, Suat yoksa. Suat'ın tweet'ini de bir getirsenize, o, bakalım o ne diyecek. Abi burası var ya, ciddi ciddi yanıyor yalnız ha. Roma gibi yani. Vallahi yanıyoruz yani. Abi sana ışıklar çok yakın, sıcak. Şimdi yaz geldi ya, of ışığa bakınca sana bakamadım. Gözüm kamaştı. Bu ne abi? İşte onu söyleyecektim de. Ya dur onu doğru dürüst bir yere takalım abi. O ne ya? Abi bu gömlekle çıkınca ben bizim şey dağıldı ya. Yalnız Haluk. Saçlar... Para yakıyı da yok, para yakıyı da gömlek al abi. Yakası kalmamış bunun. Öyle mi? Yakası yok yani. Abi ne bileyim elime gelen beyaz. Ya kumaş yok. İp çıkmış artık. Ha bir de benim beyaz gömlekleri giyiyorsun zaten. Mikrofonu Suat abiye veriyorum. Mikrofon Suat. Kameramızda. Buyurun Sayın Yürek. Sen ne yapıyorsun abi? Suat ne haber? Burak, Arda Burak yaz dostumla ilgili bir tweet attın ya Suat dün. Evet. O tweet'i de ekrana getirsin arkadaşlar da. Ben bu meseleyi senden gördüm. Yani bu gerçekten haber mi yoksa bir düşünce mi? Şimdi ben maçtaydım. Bu şarkı çalınca ben çözemedim yani. Hemen sağa sola aradım. Kimse bilmiyor. Hani hiç Galatasaray'ın genlerinde olan bir şarkı değil çünkü. Hiç duymamıştık stadda daha önce. Şimdi ondan sonra araştırdım bir iki bulamadım. Sabah oldu. Gene sağa sola baktım yok bir şey. En sonunda bir arkadaşım içeriden editörlerimizden sevgili Sezer. Abi şöyle bir şey vardı dedi. Bence bu olabilir diye bir işaret etti. Ondan sonra ben de bir iki telefon konuşması yaptım. Herkes de bir aydınlanma oldu ondan sonra. Enteresan abi mesela bu akşam gazetesi de belki senin tweetinden yola çıkarak belki de... Sanmıyorum canım orada iki like var. Aldılarsa bir like atarlardı belki. Biz like konusunda cimriyiz ama biliyorsun. Olsun. Alırız, çalarız ama like yapmayız. Bir de şey de yani haberin çıktığı kaynağı da söylemeyiz. Ama güzel. Tebrik ederim Suat, güzel. Sezer seni de yani, tebrik ederim, güzel. Ama tabii bu %100 bir ışık aydınlanıyor. Bir ışık aydınlanıyor ama... Ya bağlantıları kurdum biraz. Hani, ben yine de... Bir de yani... Fatih Terim ve ekibinin böyle şeyleri unutmadığını... Sanki böyle bir kara kaplı defterleri var ve oraya bu tarz şeyleri yazıp günü geldiğinde kullandıklarını tahmin ediyorum. Hani içeriden de bir iki tanıdığım var ekipten. Hani bu da bence bağlantı kurmamda yardımcı oluyor. Şükrü Hanedan'ın paylaştığı bir şey var. Bir dakika. Video çok iyi. 20-18. Matematik dersi bitti. Kimya dersi. Kimya dersi bitti. Fizik dersi bitti. 22. 21 artı 1. Ne yapıyor koçum? 22. 22. O çok güzel ya. Onu bir YouTube şeyinde var. Instagram'ında var galiba. Ama hikayesinde gitmiştir o. Hikayesinde değil şeye koymuş. Göbeğe koymuş onu. Var var. Onu Türkiye Kupası'ndan sonra da yaptı bu arada. Evet onu evet. İki kere yapmış. Evet. 18 artı 1. 19. 21 artı. Çalıştın mı evladım falan diyor. Oradaki videoyu çekere. Ya Şükrü Aleder. Ver bakalım. Komik adam. Çekerim abi. Tarih dersi bitti. Evet. Kimya dersi bitti. Çarşambadan çalıştın mı? Çalıştık. Peki 21. Bitti. Artı 1 kaç yapar? 22. Güzel. Matematik, tarih, kimya bilmeyenler öğrensin. Kıskanmasınlar. Mayıslar bizimdir. Aynen öyle abi. Şimdi bir de Şükrü burada çok belli olmamış. R'leri çok söyleyemez ve ona inanılmaz da güzel bir sempatiklik katar. Aynen. Şükrü bu arada hani sinirlen... çok iyi bir Galatasaraylıdır. Yani hani liselidir. Hani ender liselilerdendir ki bu kadar taraftarın içinde olsun. Öyle bir adamdır. İnşallah sola doğru sayılar artar. Soldaki kupaların da altına yeni sayılar yazar. İnşallah derken? İnşallah tabii abi. Solda UEFA kupası var. Süper kupa var çünkü. Doğru söylüyor Suat. Türkiye'ye yani kupa lazım bu kulvarlar. Solda UEFA ben kupası soldakileri kaçırdım. Ben daha da yazar gibi algıladım. Soldakileri kaçırdım. Yani soldakiler. Soldakini anlamadım yani. İnşallah değil mi? Bizi Suat da iyi Galatasaraylı ya. Tabii canım hasta Galatasaraylı. Burada herkes Galatasaraylı abi zaten.
Burada herkes Galatasaraylı. Herkes Galatasaraylı. Burak Trabzon. Algı yönetimi yapmayalım. Burada herkes Galatasaraylı. Burayı zaman zaman Galatasaray TV'ye çeviriyorsunuz ama izin vermedim. Vermem. Vermedim izin vermem de. Ben buradayken burayı Galatasaray televizyonuna çeviremezsin. Abi buranın... İzin buranın, vermedim. Vermem de. Bunun buranın genel yayın yönetmeni Mustafa Bülbül. Hangi takımı tutuyor? Beşiktaş'tı. Beşiktaş'tı. Ha işte kimse yönetmenimiz bilmedi. Hangi takımı tutuyor şu anda? Beşiktaş'tı. Kameramanımız hangi takımı tutuyor? Trabzonsporlu. Editörlerimizden biri Trabzonsporlu. Sezer Galatasaraylı, Suat Galatasaraylı. Başka yok ki abi. Haberin... Montajcı arkadaşlarımız var içeride. Hepsi Fenerli. Vallahi... Asla Fenerli. Hepsi Fenerli yani. Asla. Bak bir şey söyleyeceğim. Montajcı arkadaşımız, kurgucu arkadaşımız, arkadaşlarımızın yayına çok fazla bir etkisi... Yani nasıl? Yorum anlamında only yok. Only tamam, o başka. Onu ben istediğim için yaptılar. O benim yani hani ben istedim baba böyle bir şey yapalım. Yayın yaptılar. Mesela mu? Suat, şef editör, haber müdürü buranın. Mesela Galatasaraylı. Abi genel yayın yönetmeni de Beşiktaşlı abi. Ha, bu arada bizim. Sezer yayında eleştireyim. Bir de buranın baronu var abi. Baron edeceğim. İbrahim Seten de Fenerbahçeli abi. Abi Fenerbahçeli de İbrahim Seten'in Fenerbahçeli'yi ön plana çıkmaz. Kimi nasıl çıkmadı? Hiçbir zaman çıkmadı. Nasıl çıkmadı? Sezer'cim benim ağzımdan bir şeyler yazıyorsun ya. Mesela Gökhan Dinç iki nokta üst üste. Mesela diyorum ki ben işte hakemler Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Sonuna ünlem koyuyorsun. Orada yorum yapma bana. Buraya bağlan istediğini söyle. Yani sanki ben ters bir şey söylüyormuşum gibi algılanıyor. Ben ünlemi her cümle iki cümlenin birine koyuyorum. Tamam bana koyma. Yani tamam. Benim bana koyma derken benim söylediklerimin sonuna ünlem koyma olur mu? Tamam abi. Ben yeteri kadar ünlemle anlatıyorum zaten. Abi taht bas bas bağırdığım için. Game of Thrones'ta taht ikisine de kalmamış. Ya çok güzel bir paylaşım var ya. Aziz Yıldırım böyle yapıyor. O Game of Thrones'la ilgili. Elinde bir tane kağıt senaryo zannedersin böyle bir. Lan yazmasaydın daha iyiydi. Bunu buraya niye yazıyorsun ki? Yazmasaydın daha iyiydi. Ben size dedim abi Game of Thrones hokkabazlıktır dedim ya. Game of Thrones dizisinde kahve bardağının ardından bu kez de unutulan su şişesiyle gündeme gelmiş. Şişesi varmış abi. Arkadaş Game of Thrones tam bir hokkabazlıktır ya. Yemin abi, ediyorum. Yapma ya. Çok değer veren insanlar var. Abi yani. Değer verdikleri için söylemiyorum ki bunu. Ben bana göre tam hokkabazlık abi. Ejderha ile yürünür mü abi? Yani omzunun üzerinde ejderha olur mu ya? Olmaz. Gel. Bir ay çekirdeği, çiğdem ver ona, ay çekirdeği ver ona böyle al oğlum falan mı yapacaksın? Peki bir dakika bizim bu şimdi rejide Game of Thrones'un finalini izleyen var mı? Peki bize bilgi yani spoiler evet, olur anlıyor mu? Musun? Spoiler olur abi. Ha spoiler. İzlemedim. Abi anlıyor musun? Bir kare izlemedim ya. Abi biliyor musun ne bilmiyorum. Olur? Mesela orada bir tane mesela abi, Ahmet abi var. Abi şöyle bir karakter var Ahmet şundan, abi. Şundan faydalanmaya çalışıyorum. Bir Game of Thrones rüzgarı var ya. He. Bir ondan böyle bir kafayı sokayım diyorum böyle. Ben de acaba hani böyle ben de Game of Thrones'uyum falan. Hani tam o havaya gireceğim. Ne yap diye. Ver bir kare abi bak Game of Thrones'u. Çakıyorsun bizi orada. Şu kızı göstersene yani sarışın ben, kızı. Ben de omzunda, Game of... omzunda böyle şeyleri gezdirirken tasmasız. Abi tamam. Ejderhaları. Bundan ben sonra abi. Ben de Game of Thrones'uyum abi. Abi bugün, sen bana yani bak. Bugün eve gidiyorum. Bana bugün muhalefet için Game of Thrones'u olma. Bugün yemin ediyorum yarın bak, sabaha beşinci... kadar. Yarın sabaha kadar birinci sezonu izleyeceğim. Beşinci dakikada beni ararsın dersin ki çok haklıymışsın bu tam hokkabazlık dersin. Yok bak, abi beşinci dakikada. Ya, inat olsun diye. Artık Game of Thrones'çuyum. Hah buyur abi bak omuzda gezdiriyor. Bu ne lan? Papağan mı? Yanmıyormuş ateşte. Kalesi. Ney? Kalesi. Kalesi. Evet. Hatırladım. Bu mu? Tahta bu mu çıktı şimdi? Yok. Kimse çıkmamış abi tahta. Biri çıktı mı? Söylemiş, tamam ejderha çıktı. Ha bak bu hokkabaz çıktı. Söylemiyormuşuz abi onu. Niye abi? Yayınlanmadı mı? Spoiler vermeyin diyor. İzlemeyenler var ya. Abi bana izlesin bulsun abi. Abi bir de Game kim of Thrones'çu olacağım ben. Sakat Bran. Ya söyleme. Sakat Bran tahta çıkmış. Sakat Bran sen de hokkabazsın. Seni yazanlar da hokkabaz. Bu ne abi hayır, ya? Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi o kadar insanlar kendilerini kestiler. O mu çıkacak, bu mu çıkacak, o mu çıkacak, bu mu çıkacak? Game of Thrones'çular mı geldi ne oldu? Brunson mıydı neydi? Bran. Brunson da demeyelim siyasi abi, tarafa gider şimdi. Hayır bir dakika. Bran çıkmış abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şimdi ben mesela bu spoiler hikayesi var ya abi. Ben Game of Thrones'çuyum mesela. Değil mi? Ben mesela işte Kurtlar Vadisi'ni seyrettim. Şimdi Eşkıya Dünya'ya hükümdar olması seyrediyorum falan. Yani. Yayınlanınca seyrediyorsun. Yayınlanınca seyrediyorum abi. Yani bir de mesela merak ediyorum. Diyelim ki Game of Thrones seyrediyorum ben. Yani final ne olacak falan böyle insanlar kendini kesiyorlar ya. Tahta kim çıkacak falan diye. Sana ne? Ya bakacaksın işte. Al işte bak Bran çıktı işte. Ne Bran? Sakat Bran. Sakat Bran. Ama taht kalmadı abi. Tahtı ejderha yaktı yani. Tamam ejderha... abi taht kalmadı işte. Hokkabaz diyorum.
Bak bu çıktı diyorum tahta. Doğru işte. Bak bir kare seyretmedim. Ejderha bu mu? Bak bir kare seyretmedim. Dedim ki bak bu büyüdü ejderha çıktı. Büyüdü mu bu ejderha? Bu ejderha çıktı dedim tahta. Bak bu ejderha çıkmış abi. Yakmış yakmış. Abi işte tamam işte ejderha diyor ki benim of, diyor. Kral, alemin kralı benim. Var ya, Game of Thrones'un benim. Altına kibrit çaktık yakıyoruz şu anda Game of Thrones. Ya abi ejderha yakmış tahtı. Ben yakmışım i̇nsanlar çok mu? İnsanlar spoiler vermiyor. Lan insanlar var ya bak insanlar uykusuz geceler. Kaç sezon? 8 mi? Abi 8 sezon. O tahta kim çıkacak diye baktılar. Böyle bir aşk hikayesi. Fotoğraf çok güzelmiş ama abi. Güzel. Green Box'ta çok güzel şeyler yapabiliyorsun biliyorsun. Arkası yeşil normalde biliyorsun. Burası yeşil bir perde. Bölüm başı maliyeti 13,5 milyon dolar. Abi nasıl? Nasıl gömdün? Nasıl orijinal sahne? Orada çekiyorlar abi. Burası neresi abi? Bir orası belli ki şelale. Nevşehir falan. Şelale orası. Çok güzel görsel abi. Ben çok sevdim. Abi yeşil bu görsel için ya. 8 sezon seyrederim. Green Box. Bunlar Green evlendiler Box mi? Abi Green Box falan değil bu ya. Evlendiler mi bunlar? Bilmiyorum abi ben izlemiyorum diziyi. Ha? Söyle abi. Öldürüyor. Hayda abi ne yaptınız abi? Kim kimi öldürüyor abi? Ya dur bir dakika abi sen delirdin mi ya? Abi teknik yönetmenimiz diyor ki bu görüntü Green Box kalıbım basarım diyor. Ben de kalıbım basarım. Bu da bir diyor, bu da sallıyor işte. Game of Thrones'u ya. Bu Green Box mı diyor teknik yönetmen? Bu da Game of Thrones'u var ya son bölümde seyredilmiş. Teknik yönetmen hemen işi bıraksın şey abi. Için. Bu Green Box olsun ben adımı değiştiririm. Green Box kardeşim bu. Mümkün bu değil. Adam bu kadını mı öldürüyor? Nasıl öldürüyor onu da söyle. Bıçaklıyor. Ya ne yaptın abi? Vay be. Kalbine doğru saplamış bıçaklamış vay be. Oğlum bak. Dünya genelinde abi bunu kaçak izleyen 49 milyon insan var. Diyor ki anlatmasın. İzlesin Burak abi. Burak sussun diyor abi. İzlesin reji. Abi. Nasıl izlesin? İzlesin abi izleseydi. Nasıl izleseydi abi? Adamın vakti olmamıştır belki bugün. Abi sen nasıl kıydın bu güzelim kıza be? Sen hangi kitabı okuyorsun şu anda? Şeyin gönderdiği kitap. Sonunu söylüyorum sana kitabım. Bilemezsin çünkü bir sürü hikayesi var. Bizim izleyicimiz Arzu'nun gönderdiği kitabı okuyor. Çok ayıp değil mi ya? Ne ayıp abi? Ya kitap abi, başka bir şey abi. Kitapla yani kitap abi, başka bir şey ama abi, bu zaten yayınlanmış abi. Onu... Çık izle. İnsanlar sokaklarda uykusuz kaldılar. Ha, bu sadece Dijitürk'te varmış bu dizi. Abi dünyada onu söyledim. Kaçak 49 milyon insan izlemiş. 49. Dünyada 49 milyon kez tıklanmış kaçak bölümlere. İzlesinler abi herkes kaçak izliyor. İzlesin abi kaçak. Yani bu Game of Thrones düşmanlığı ne abi? Ben onu anlamadım ya. Bundan drones sonra... değil yalnız. Game of Thrones da yani. Dedim. Drones dedin yani. Game o kadar uzaylısın. Bu, kim, bu deminki yakışıklı ne? Çocuk mu? John Snow. Zannedersin ki şey John Wick. Tamam abi ben bu... John Wick'e de benziyor. Bu da değil mi herkes öldürmüştür Allah bilir. John Wick gibi. Bu da herkes öldürmüştür abi önüne gelen. Abi ejderha, sen şimdi ejderha. Ben bu diziyi izleyecektim. Niye bana finalini söylüyorsun bu dizinin? Ya ne olacak abi? Biri birini öldürecek. Ben unuturum da zaten yarısı. Bir tane daha dizi vardı ya uçak düştü bilmem ne falan filan. Lost. O da iğrenç. Çok iyi diziydi. Ama öyle bir final mi olur yani? Abi hepsi rüyaymış abi. Ben dizilerde... Bu aleme evrildi. Game of Thrones'un finali Lost'un finalinden daha kötüymüş abi. Tabii abi çok kötü ya. Şu an hani bizim Adem Emir falan izliyor. İlk 15 dakikada kapatmışlar. Prison Break'çiyim ben abi. Ben Breaking Bad izle. Homeland izle. Bak Homeland'i izle. Bayılırsın. Teşekkür edersin bana. Tamam peki. Senin için onu izleyeyim de. Arkadaşlar Break'in... sohbet butonunu açık. Sohbet butonu. Prison Break. Ben de sağdaydı değil mi? Sen de solda. Ben de solda abi. Sol parmağın evet. Ben de sağ. Ben de neredeydi? Sohbet butonu. Açın buraya. Dizi önerilerinizi bekliyoruz. Bunu genelde Twitter'dan yapıyorlar. Bu dizi kim öneri. Abi? Al işte bak Game of kim? Thrones. Aç. Aç gezen mi? Ak gezen. Abi bunlar ne ya? Dedim sana 5. dakikadan sonra bırakırsın diye. Yo ben şu anda vazgeçtim. Akgezen'i görünce vazgeçtim. Daha dur neler var abi? Ya ejderha, omuzunda ejderha gezdiriyor diyorum. Sen Akgezen'e mi takıldın? Ne oldu? Ne olduğu belli değil. Bu ne abi? Abi Prison Break benim izlediğim en iyi... Başka da dizi seyretmedin doğru. Dizi o. Seyrettim ya. Lost'un da tamamını seyrettim. Kurtlar Vadisi'ni seyredim. Kurtlar Vadisi'ni seyredim. Lost nasıl bitiyordu? İnanılmaz vallahi hatırlamıyorum ya. Yemin ediyorum hatırlamıyorum ama izledim. Yani. Rüyaydı hepsi. Yani kazada adam gözünü açıyor halbuki hiçbiri yaşanmamış. Demek ki o rezil bir finalmiş yani. Bunlar final yazmayı bilmiyorlar. Gelsinler biz de 8,5 saatlik final yazalım. Ya mesela Kurtlar Vadisi benim sevdiğim dizi. Asmalı Konağı sevdim ben mesela. Güzel diziydi. Var mı başka unuttuğumuz? Ezel vardı. Evet, Ezel iyi diziydi. Şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı seviyorum.
Denk gelirsem Söz diye bir dizi var, onu izliyorum. Başka? Onyekuru'yu izlesen. Pilav üstü kuru, golü attı Onyekuru. Onyekuru Bayern'e, Babel Buruma Aslan'a. Babel tamam, burada bir tek doğru sanki Babel gibi duruyor. Galatasaray'da 85 maçta 36 gole katkı yapmış. Az abi. Ama o çok gençti geldiğinde Gökhan ya. Onyekuru enteresan. Yani var, hep yani varken bazen çok çok kötü maçları var. Yani ya bu nasıl futbolcu olmuş diyorsun. Bazen de şapkadan tavşan çıkartıyor. Enteresan oyuncu. Ama iyi oyuncu olacak herhalde Onyekuru. 16 gol 4 asist ya Gökhan. 20 gole katkısı var yani. Başakşehir 40 gol atmış. Öyle abi, dizi önerileri geliyor. The Walking Dead, Prison Break, Fringe, Blue Motion State. Güzel. Blue Motion State. Bilmiyorsun. İlk kez duydum. Bakayım benim izlediklerimi söyleyecekler mi diye merakla bekliyordum yani. Bu bir tek 4 tane mi yazmışlar? Kurtlar Vadisi yazan yok mu? Yok abi. Selena yazan da yok. Selena yok, Kurtlar Vadisi yok. Asmalı Konak var mı? Ezel de mi yok? Ezel de gelmemiş. Abi ne Ezeli ya? Ne Ezeli mi? Ezel var ya bak. Alt etmiş Game of Thrones. Ezel'in yanında. Öyle söyleyeyim. Karşılaştıramazsın. Birisi Andrei. Başka bir şey söyle. Ben birisi vakit gerçek, geçirmek açısından gerçek söylüyorum. Dışı, birisi gerçek yani. Ya gerçek abi dışı. Ben bak mesele aynı konseptten bahsetmiyorum ben. Tamam, ben izlediğim dizileri ben kendim söyleyeyim. Aplikasyonumdan açıyorum. Söylüyorum. Oh. Yanlış hesabı açtık ya. Pilav üstü kuru, Onyekuru. Milliyet, Galatasaray, Deniz Türüş. Sen onu bulana kadar ben şey yapayım. Çernobil mini serisi varmış Dijitürk'te. O müthiş hem de gerçek demiş. Ne olur. Sinan. Babel geldi, Deniz yolda. Galatasaray transferin ilk meyvesini gördü. Hollandalı futbolcu dün sağlık kontrolünden geçti. Fulham'da serbest kalan Beşiktaş'ın eski kanat oyuncusu İstanbul'da hastanede sağlık kontrolünden geçerek bütün prosedürleri tamamladı ve imzayı attı. 2+1 yıllık anlaşma yapan Babel 2,5 milyon euro imza parası alacak. Yıldız oyuncuya her sezon içinde 2,2 milyon euro ödenecek diyor Milliyet gazetesi. Deniz Türüç için de, Deniz Türüç nerede? Deniz yolda diyor. Onunla ilgili haberin içinde bir şey yok, göremiyorum. 5 milyon euroya indiği, tarafların arasında görüşmelerin sürdüğü, Deniz'in Galatasaray'da oynamak istediğini kulübüne ilettiği bildirildi diyor haberin içinde. Geçelim. Koleksiyoner Muslera. Sağlıklı yaşa, mutlu yaşa, huzurlu yaşa, çok güzel zamanların oldu. Bu sezon şampiyonluk sayısını 5'e çıkartan Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de en fazla bu sevinci yaşayan yabancı futbolcu unvanını aldı. Fernando Muslera 4 şampiyonluğu olan Hagi ve Popescu'yu geçti. Galatasaray'ın file bekçisi Süper Lig'de şampiyonluk rekoru kırdı diyor Star gazetesi. Hak ediyor ya. Bence yetenekleriyle, karakteriyle çok sevilen, saygı gören bir oyuncu. Her şeyin en güzelini hak ediyor. Yani ailesini burada kurdu, çocuğu burada oldu. Çok uzun zamandır bizden biri gibi. Seviyoruz Muslera'yı. Senin söylemek istediğin şey var mı Muslera'yı? Ben Muslera'nın kendisini de seviyorum, ailesini de seviyorum. Burada saha içerisindeki performansını seviyorum. Saha içerisinde bu kadar uzun zaman zirve yarışı içerisinde olan bir takımın parçası olmasına rağmen saha içerisinde hiçbir olayların dahli olma, öznesi olmadı. Ya da kışkırtıcısı olmadı. Bütün takım taraftarlarının yani Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi ya da Trabzonsporlusunun saygıyla baktığı bir performans sergiledi. Harika bir yaşantısı var. Çok profesyonel bir insan. Umarım ve dilerim ki daha uzun yıllar, yaşı kaç dedik bu arkadaşımıza? 32. 2. Yani daha uzun yıllar Galatasaray'da kalır. 2021 yılında Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Kendi ülkesinde Uruguay'da bir radyoya bağlanmış geçen gün. Kariyerinin başladığı kulüpte bitirmek istiyorum demiş. Eğer 2021 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmemi tamamlarsam futbolu başladığım yerde bırakmak istiyorum. Ya 2021'den sonra Galatasaray'la sözleşme yenileyeceğim demiyor. 2021'de bırakacak o zaman. Ya öyle diyor. Niyetim o diyor. Hadi bakalım. Zaten 2021'e 2 yıl var. 34-35 yaşına geliyor. Yani 35 yaşından sonra demek ki bir 2 senede kendi ülkesinde oynayıp bırakmak istiyor. Hayırlısı olsun. Ya belki de tabii Galatasaray ona... Gider, giderken ağlarız. Galatasaray belki yine sözleşme verir ona 2 yıl.
İşte onu belki söylüyorum ben yani. Hani bence onu vermezse diye düşünüyor herhalde. Tabii bunlar şimdi çoluk çocuk planları da var. Hani çocuğun okulu, bilmem nesi, şu su bu su falan. Öyle planlıyor yani. Şu anda kendi planı belli ki 2021 yılının sonunda yani 2022 yılında gitmek. Türk futboluna altın harflerle geçmiştir Muslera. Her açıdan. Her açıdan. Sağ dışı, sağ içi, şampiyonluklar, başarılar, performans. Yani böylesi gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama gidince çok üzülecek Galatasaray taraftarı. Açıkçası ben de bir futbol sever olarak Muslera'nın sağ içindeki varlığından son derece mutluyum. Muslera'nın köpeği varmış, 4 yaşındaymış, 6 kupa görmüş. Öyle kepsler var biliyorsun. Köpeğiyle eşinin, ailesinin bir fotoğrafı var. Muslera'nın köpeği 4 yaşında ve 6 kupa gördü demiş. 4 yaşında. Ne oldu? Sevmedin mi? Köpeğinin 6 kupa kazanmış olması... 4 yaşında yani 4 yaşında, yani 4 yaşında doğan çocuklar şu an hani diyorsun ya mesela sen 20 yaşındaki çocuklar Fenerbahçe deplasmanında galibiyet görmedi örneğini veriyorsun ya. 4 yaşında köpek 6 kupa görmüş abi. Daha ne yapacak yani? Bak Allah güzelliğe bak köpeğin. Muslera'nın oğlan da kime benziyor? Köpek güzel, Muslera güzel, oğlan güzel, kupa güzel, eşi güzel, fotoğrafın tamamı güzel. Aile güzel, aile. Aile ya. Çok güzel abi. Oğlana bak ya. Ne kadar? Oğlan tam Uruguaylı değil mi? Nereden anladın abi? Abi baksana bu. Gözler mi özler mi? Ne baktın abi? Kahramanmaraşlı da benziyor. Allah Allah ya. Uruguaylı dedi. Çocuk kime benziyor sence? Bu ne? Taht işte. Kalesi'ye benziyor. Onlara bak onlara. Kale, ne oldu şimdi buradan baktın Uruguaylı mı gördün? Tam çocuğu? Ya Uruguaylı. Lan hayatında kaç tane Uruguaylı gördün? Muslera'dan başka. Allah aşkına ya. Şeyde ya sen ya, ne dersin ki bu adam? Abi olur mu ya? Allah bir sürü ya. Uruguaylı gördüm ya. Sen evet. Kendin de nerede gördün yani? Suarez'i Muarez'i bilmem neyi bir görmüşsün. Tamam bir sürü var işte. Oğlan kime benziyor abi? Çikaleşi. Şeye benziyor abi. Ne büyük mutluluktur. Oğlana ne büyük gururdur ya. Karısı gururludur. Çocuğu büyüyünce gurur duyacaktır babası. Köpek gibi. Nerede abi? Burada köpek yok. Oğlum maç burası. Maç. Niye? Stada götürülmüyor mu köpek? Lan niye götürsün köpeği ada kadın? Çocuğunla ilgilenmekten... Ha bir tane mi çocuğu var Muslera'nın? Muslera'nın abi oğlan kime benziyor? Annesine mi benziyor, Muslera'ya mı benziyor? Dayısına benziyormuş abi. Bana benziyor ya Allah. Ben senin çocuğu da birine benziyor. Ne sana benzetiyorum ne annesine benzetiyorum da o yüzden. Ben ikisine de benzetemiyorum şu an. Ben de işte hani senin oğlan gibi, senin Ozi gibi. Ya muhtemelen eşinde belki estetik de olabilir de. Ama Muslera'nın çocukluğuna benziyor. Öyle yalanlar vardır ya. Sen de öyle diyorsun ya. Ozan benim çocukluğuna aynı. Ama benziyor abi. Muslera'nın da çocukluğuna benziyormuş oğlan. Ama vallahi benziyor lan. Allah Allah. Abi tamam da ya. Vallahi benziyor. Ya ne yapayım? Ya ben de bir şey söylemedim. Muslera'nın çocukluğuna benziyormuş dedim oğlan. Bilmiyorum Muslera'nın çocukluğunu görmedim. Ama şu kupayı... Abi güzel. Çok şu güzel. Kupayı itibarsızlaştırdın ya sen. Kim itibarsız? Yani şu normal köpeği bile içine koymuşlar yani. Ha, itibarsızlaştırmak değil benim dediğim de. Bu Muslera'nın çocukluğu mu? Evet abi. Ya nereden buluyorsun bunları? Ne abi? Google'a mesela Muslera'nın çocukluğu mu yazıyorsun abi? Evet. Birisi ya bu Muslera'ya benzemiyor ki. Bu benziyor mu Muslera'ya? Lan Ozan'a da benziyor bu hayatım. Çocuklar demek ki birbirine benziyor. Buradan o sonucu çıkar. Yalnız abi rejiye herkes bebeğiyle Muslera'nın çocukluğunu benzetti. Abi bence burada Muslera'nın çocuğu. Aynı abi. Vallahi aynı. Dedim. Az önce söyledim ben beni bana inanmadınız abi. Muslera'nın çocukluğuna benziyor. Helal olsun. Aynı. Abi Allah bu mutluluklarını daim etsin. Amin. Yani yarın öbür Muslera artık bizden birisi gibi yani. Oturup sohbet etmişliğim yok ama sanki 40 yıldır tanıyormuşum gibi hissediyorum Muslera'yı yani. Öyle baba ne haber dersin değil mi? Aynen, ne haber? Hani şey yapar mısın? Yani, yapar mısın? Tanıyor yani sanki tanıyormuş gibiyim yani Muslera'yı. Hani öyle olur ya. Çok sempatik bir oğlan ya. Aynen. Eşi falan da çok kibar bir hanımefendi. Oğlu aslan parçası. Nagatomo'yu da çok seviyoruz. Ben de Nagatomo'nun hayranıyım. İkinci çocukları da yolda abi. Kimlerin? Muslera ve eşinin. Oh maşallah. Nerede o? Yolda. Yolda diyor. Yolda. Doğdu mu dedi? Yolda diyor. Ha ben de doğdu zannettim. Nerede diyor? Yolda diyor. Nerede diyor? Ben doğdu dedin zannettim. Yolda. Yani. Tamam la anladık. Yolda demiş. Ben de doğdu anladım. Ha pardon. Yolda. Allah Allah. Yolda geliyormuş. Şu anda geliyormuş. Arabadaymış foto.
Mesela bunları Amerika'da yapınca insanlar milyon dolarlar kazanıyor bu iğrenç esprileri mesela. Sabah. Bu güzel esprileri yapınca ne yapıyorlar? Para kazanamıyorlar. Açlıktan ölüyorlar. Homeless oluyorlar. Sabah Abdullah Avcı Beşiktaş. Ya sabah gazetesi birini getireceksiniz ama kimi getireceksiniz merak ediyorum. Herkesi de yazdılar zaten. Aynen. Geçenlerde 5 aday yazdılar. Sergen yoktu adayların içinde. Yok ama. Belki de yaptıkları doğru haber olabilir yani. İkinci sırada taraftarın çok istediği Sergen Yalçın bulunuyor diyor haberin içinde. Ya şimdi ikinci sıraya mı çıkmış? Evet. Geçen 5'e 5. Ya 5 isim vardı, 5'inde de yoktu. Bugün ne yapalım biliyor musun? Haftanın başından haftanın sonuna kadar bir gazetenin değil. Mesela arkadaşın adı ne? Ogün Şahinoğlu. Ogün Şahinoğlu'nun yaptığı haberleri pazartesinden cumaya toplasınlar. Standartını, ne haberler standartına yapmışlar? Bakalım diyorsun. Bakalım. İfşa edelim abi herkese. Nasıl Twitter'da biz bir şey söyleyince Gökhan Bey la böyle demiştin diye çıkıyor ya. Abi niye bize yapılanı biz yapalım ya? Ya senden bir ricam var. Zor bir şey olur mu bilmiyorum Sezer'cim ama. 8 gün önceki. Yani 3-5 gün önce 5 aday vardı şeyde. 3-5 değil o. 2 hafta falan. Ya geçen hafta işte geçen hafta içinde. 5 adaylı bir şey vardı. Sabah gazetesi. Adamsın Sezer. Şimdi bu haberi verelim. Güzel, çok güzel. O da muhtemelen o gün Şahinoğlu imzalı haberdi. O yüzden istedim. Yapmayalım diyorsun. Niye yapıyoruz? Tamam yani yapalım yapıyorsun. Abi yapalım. Ne yapalım ya? Yapalım işte. Beşiktaş'ta sürpriz gelişme. Mircea Lucescu devre dışı kaldı. Listede ilk sırada Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı var. Avcı bitiyor. Mesela. Tamam oraya geldik. Şurada ikinci sırada ise taraftarın çok istediği Sergen Yalçın bulunuyor. Bulabildik mi öbür haberi? Peki Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamasını video olarak indirebildin mi? Şimdi Abdullah Avcı... Bir dakika. Bak güzel bir şey geldi aklıma. Abdullah Avcı Başakşehir'den ayrılırsa Erol Bulut gelir ya Başakşehir'e. Ben Okan Buruk gelir diyorum. Ve Lucescu ya Avcı. Haber bu. Seçimi atlatan... Var Sergen. Beşiktaş'ta gündemin birinci maddesi yeni teknik direktör Başkan Fikret Orman'ın gönlünde Mircea Lucescu var. Lucescu'yu geçtim. Sergen Yalçın. Aa varmış burada. Ama teklif gitmedi diyor. Ama bu benim söylediğim haber bu değildi ya. Sergen yoktu. Sanki orada Tayfun vardı gibi. O zaman Sabah gazetesi değil. Başka bir gazete yanlış hatırlıyoruz. Sergen Yalçın bir gazetede yok. Hatta burada konuştuk yani. Biz bir numaraya Sergen'i yazarız dedik. Al beni abi ekrandan. Güleceğim mi? Dağtaş'a gitti. Al beni abi. Tamam geç abi geç. Tamam. Bu Mavra da olmadı. Tutmadı bu Mavra. Olmadı. Devam. Ayakta alkışlıyoruz o gün Şahinoğlu'nu. Gazeteyi bulamadık. Gazeteyi doğru bulamadık. Bunu geçme. Dur Abdullah Avcı'nın açıklamasını gireceğiz. Ha bulamadın. Tamam peki. En büyük Trabzon. Ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a Karadeniz'de geçit vermeyen Bordo Maviller, İstanbul'da da sadece aslanına boyun eğdi. Dört büyükler arasında oynanan maçlarda 11 puan toplayan Karadeniz ekibi zirveye yerleşti. En büyük benim mesajı gönderdi. Sana Galatasaray'a kaybettiği maçta da Gökhan. Çok önemli bir şey soracağım sana. Sor. Enteresan hakem hataları vardı yani. Ümit Öztürk o gün bugündür maç alamıyor. Muslera'nın çocuklu fotoğrafını ver. Muslera'nın çocuklu fotoğrafı bu değil. Çocukluk çocuğuyla değil yani. Çocuğuyla aile beraber fotoğrafı. Şu fotoğrafa baktın. Bu çocuğun şu yüz ifadesinden Güney Amerikalı olduğunu da değil. Uruguaylı olduğunu anladın. Uruguaylı olduğunu anladın. Babası Uruguaylı. Yani sen belli ki idrardan karakter analizi de yaparsın. Yaparım gel. Gel şimdi habere. Trabzon haberine. Şu fotoğraftan Sosa'nın nereli olduğunu... Vallahi böyle bir Ankaralı bak. Havası var biliyorsun. Tam böyle bir... Ha, yapma ucu. Bir Ankaralı bebe havası yok mu? Bir Ankaralı havası var. Ankaralı bebe havası. Aynen. Ya muhtemelen bir şey karışmıştır değil mi? Bir Ankaralılık. Muhtemelen bir karışmış değil mi? Evet. Kolbasta oynuyor. Ha böyle bir... Bir yapmış böyle bir. Muslera mı Sosa mı? Aa, Muslera. Aynen. Tutanı zor bulursun da atanı bulursun yani. Bunu da Sosa'yı da zor bulursun ya. Sosa da önemli oyuncu. Peki. Fanatik. Başakşehir dağılıyor. Bunu konuşmadık Trabzon'u hiç.
E konuşalım gel. Ha, Ankaralı. E oradan ne bileyim abi, ben bitirdin zannettim. Ekleyeceğim bir şey varsa konuşalım. Yayın bitiyor yani. Ha tamam. Başakşehir dağılıyor. Başakşehir dağılıyor'ya gelelim. Adebayor, Dembaba, Serdar Taşçı, Klişi, Emre Belözoğlu, Arda Turan. 6 oyuncudan hangisini Galatasaray'a alırsın? Hiçbirini. Geç o zaman. Bitti o zaman. Şampiyonun kadrosunu almıyorsan şampiyon da olamazsın demek. Aynen. 6 oyuncudan hiçbirini almam. Başakşehir'den Galatasaray'a kimi alırsın? Vişka dışında oyuncuyu almam. Alır mısın başka? Senin yedek kalecin çok iyi değil. Bence Mert'i de alırsın. Almam. Yedek kaleci olarak alırsın. Almam ya. Niye alayım? Para vermem yani. Peki vermesen o zaman. Sen Başakşehir'den Beşiktaş'a kimi alırsın ya da Fenerbahçe'ye? Vişka'yı alır. Bana neden hep mesela... Sen bana Galatasaray dedin ya. Hayır, bana Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş falan. Ya abi bizim... Ya yapıştırdın ya, biliyorsun. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın... Bir Türkiye'de bir ilk yaşıyoruz şu an yani. Temsil ediyorsun ya. Hiçbir şey temsil et. Ben kendimi temsil ediyorum, ailemi temsil ediyorum. Aa ne güzel. Ben? Başka hiçbir şey. Sen Galatasaray'ı temsil ediyorsun. Ben Galatasaray'ı temsil ediyorum. Senin ailen, sen aileni temsil ediyorsun. Senin ailen mesela şey, işte Dursun Özbek başkandı. Sonra Galatasaray camiası. Sonra değiştirdin, Mustafa Cengiz'e kaydın. Çok ayıp ya. Abdurrahim Albayrak'la zaten berabersiniz. Her gün berabersiniz. Bir strateji yürütüyorsunuz. Özellikle alan transferinden sonra. Yangın var. Yangın var. Peki bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün yüzünüze tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. 45 olmuş vallahi. İkinci bölüm çok çabuk geçiyor bizim. Yarın sabah yeniden karşınızda olmak dileğiyle saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın.